Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve FTB's Minecraft serimizin 23. bölümüne hoş geldiniz. Bir saniye, 23'te miyim emin olayım hemen. Evet, 23'teyiz. Bu iki bölüm arasında şurayı yaptım. Şu bloklar Ember bloklar. Yapılışı şu şekilde. Evet, ortayı Marble'la kapatmak zorunda kaldım çünkü yeterli Ember'ım yok. Şurayı da henüz yapmadım ama. Ayrıca bu odanın ışıklandırması Red Lamp ile değil, çok daha farklı bir şeyle olacak. Bu modun kendi itemlerinden bir tanesiyle. Wow. Evet ve şimdi modumuzu açıklıyorum. Tomcraft. Çoğunuz tahmin etmiştir zaten. Tomcraft'e girişmeden önce birkaç bir şey yapmamız lazım. Birincisi, table. 3 tane yapmamız lazım bundan. Yanlış hatırlamıyorsam eğer zaten elimizde wood slab'ler vardı. Bunun dışında biraz da wood'a ihtiyacım var. Ki muhtemelen burada vardır. Evet, varmış. Bir set daha wood slab'le yapalım çünkü bunlardan 3 tane ihtiyacımız olacak. Bunları nerelere yerleştirelim? Sen buraya yerleş. Sen de buraya yerleş. Ve bize bir şey daha lazım. Aslında iki şey daha lazım. Bunun birincisi için bize lazım olan şeylerden bir tanesi burada bir adet gold nugget. Ve en fazla shardımız ne? Earth shard. Ve steel da yaparız. Steel'imiz varmış zaten burada. Pardon. Gold nugget ve shard. Bu herhangi bir shard olabilir. Fazla olduğu için Earth Shard kullandım ben. Ve Wand of Apprentice. Çırağın asası. Ve bize bir adet leather. Çünkü bir tane daha kitaba ihtiyacım olacak. Bir. Ve bookshelf. Achievement kazandım. Ah. Neyse. Bu bookshelf'imizi alıyoruz ve buna bir wand'la tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bir kitaba dönüştü. Bu kitap Tomnomnomicon. Telaffuzu dünyanın en zor kitabı olabilir. Ve içeriği aynen bu. Bu Tomcraft'te yapabileceğimiz araştırmaların listeliyor bir yandan. Diğer yandan da Tomcraft hakkında genel bilgi veriyor. Ve araştırmayı tamamladığımızda araştırmanın o araştırmanın ne işe yaradığını ve nasıl kullanacağımızı gösteriyor. Bunun dışında Wand of Apprentice'ı buradan görüyoruz. Table'ları buradan görüyoruz. Arcane Worktable'ı görüyoruz. Glass File'ları. Scribing Tool'u. Enchant'leri. Tomcraft kendi enchant'lerini de ekliyor. Fakat bunlar sadece Tomcraft eşyaları için gerekli ve benim Tomium Sword yapmamın temel sebebi şuydu. Repair Enchant'i. Bunun dışında Knowledge Frank araştırma sistemi Knowledge Fragmentar ve Tomnomicon üzerine ve Crucible. Evet. Şimdi öncelikle bunu bir crafting table'a çeviriyoruz. Ve ayrıyeten bize bir şey daha lazım. Scribing tool. Bunu iki yolla yapabiliyoruz. Glass bottle ya da glass file. Glass file'ı tercih ediyorum çünkü glass file. Ve bunun olayı ne, anlayamadım. Neyse. Bunun için bir tane feather, bir tane insect, bir tane de glass file lazım. Glass file. Bir saniye. Sen nereden girdin? Ha, muhtemelen bu zaten içeride değil. Ama artık içeride.
O zaman şu mikrobloklar yüzünden oluşan bir glitch. Sıkıntı yok. Bize bir adet insek. Feather'ımız yok mu? Oh no. Oh no 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 no. Feather'ımız yok. Hemen ben feather bulup geliyorum. Yalnız o melon seedleri de ihtiyacım yokmuş. Burada bir melon tarlası varmış zaten. Tabii ben şu tavuk aramama devam edeceğim. Tavuk 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 tavuk. Neredesiniz tavuklar? İnek istemiyorum, tavuk istiyor. Arada yine neden baktıysam artık. Şu ilginç bir yapıymış. Muhtemelen bir ağaç. Neyse tavuk bulunca geri dönüyorum. Tavuk ararken bunlardan bir tane daha buldum. Müzik disk. Iron. Gunpowder, redstone. Saddle. String. Kakobin. Fazla kova göz çıkartmaz. Ve hala tavuk arıyorum. Tavuk, 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 tavuk. Tavuk. İstemediğim zaman sürüsüyle karşıma çıkar. İstediğim zaman bir tane bile çıkmaz. Tavukların sağ solu belli olmuyor. Cidden. Galiba dönüp dolaşıp evimin oraya geri döndüm. Evet. Neyse. Tabii tavuk bulayım derken her zamanki gibi farklı bir şey daha buldum. Bu bir Greatwood Tree ancak sıradan bir Greatwood Tree değil. Altında Poison Spider bulunan bir Greatwood Tree ve seni yok etmem gerekecek. Ve içinde tin. Ama bunların işlenmesi gerekecek. O zaman boş ver. Oh, Flame One. Ve Logic Matrix Programmer. Bunu sadece buralarda bulabiliyorsunuz. Router'larla uğraşacağınız takdirde hatta size birkaç kullanımını göstereyim. Gördüğünüz gibi şunun yapımında kullanılıyor ve o da bu ikisinin yapımında falan. Yani router'larla yani factorization'ın eklediği bir sorting sistemi, item taşıma sistemi de bunları kullanacaksınız. Ve tavuk istiyorum ben. Tavuk, 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 tavuk. Ki ben normalde tavuk yemeyi de sevmem hani. Ayırdığım nadir yemeklerden biridir. Tavuk! Tabii inventory dolu. O zaman ne yapıyoruz? Önemli olan şeyi atıp yerine heh, tamam. Ama bir tane bana yetmez. Üzgünüm tavuk. Tamamdır. Bu kadarı bana yeter. Kısa yoldan ulaşım. Evinize portal açmayı unuttuğunuz takdirde yapmanız gereken yöntemlerden bir tane. Yapabileceğiniz yöntemlerden bir tanesi. Evet, evim güzel evim. Huh. Bu arada iki tane scribing tool yapacağım çünkü ilginç bir şey için. Ya da yapmama gerek yok. Evet. İki tane scribing tool'u boş ver. 6 ve bana biraz clay lazım. Saniye seni de atalım. Şimdi tabii öncelikle bu arada bu normal bir crafting table olarak da çalışabiliyor.
Sen böyle değildin. Recipe'yi yanlış hatırlamak zorundaydım, değil mi? Kesinlikle yanlış hatırlamak zorundaydım. Eğer üstüne clay koymazsanız 3 tane şundan clay koyarsanız 8 tane glass file elde edersiniz. Ve bunun dışında bize feather ve intersect scribing tool'umuz veriyor. Scribing tool'umuzla buna tıklarsak eğer bu bir search, yani araştırma masasına dönüşür. Ve Tomcraft'ın başlangıcı aynen bu şekilde. Bugüne kadar shift'e basılı tutarak baktığınız takdirde gördüğünüz bu itemların hepsi sembollerdi. Ve artık o sembollerin ne işe yaradığını göreceksiniz. Ve sadece şu başlangıç seviyesindeki birkaç tane araştırmayı size göstereceğim. Diğerlerini kamera karşısında yapmayacağım çünkü onları sizin kendiniz bulmalısınız. Kömür. İlk önce ayrıca burası Cursory ve Trove modları. Cursory modunda şuradaki itemları daha az kaybediyorsunuz ve şu an bir araştırmaya başladık bile. Ancak bir şeyler çıkma olasılığı daha da düşüyor. Fakat bunda bir şeyler çıkma olasılığı yüksek. Fakat item kaybetme olasılığınız %70'e çıkıyor. Bir bakalım. Evet. Lux. Bu araştırmamız Lux simgesi içeriyor ve Lux'un yani ışık sembolü içeriyor ve %37'si tamam. Evet. Şu an çevresinde gördüğünüz o dalgalanmalar bunun tamamen tamamlandığını gösteriyor ve bu araştırmamız bir Neat araştırması. Ancak şuraya hala okuyamıyoruz. Fakat artık bunu okuyabiliyoruz. %50'yi aştığı takdirde tüm araştırma buraya okuyabiliyoruz. Burası İngilizceniz iyiyse eğer size araştırmanın içerdiği şeyler hakkında ipuçları verecek. Ve Nitor araştırmamız tamam. Bunu elimize aldığımızda böyle görüyoruz. Ve eğer buna sağ tıklarsak kayboluyor. Araştırmayı tamamlamış oluyoruz ve Tomlinomon konumuza bakarsak eğer bakın bunlar hala bilinmiyor fakat bunu gayet okuyabiliyoruz. Bunun yapımını size ayrıca göstermem lazım. Bunun için bana birkaç bir şey lazım. Birincisi biraz iron. Onunla bir şey yapacağız. Bir vanilla item yapacağız. Cauldron. Cauldron'ımızı buraya koyuyoruz. Asamızla tıklıyoruz. Ve şimdi bunun altına lav koyuyoruz. Şimdi portable tank'im neredeydi benim? Benim güzel portable tank'im neredeydi? Ha, buradaymış tamam. Ben görmüyormuşum. Kovalarımızdan birini alalım. Şarjım da tam bitecek zamanı buldu. Bunun dışında bize başka bir şey lazım mı? Şu an için lazım aslında. Accuse Accumulator lazım ancak o ah. Burada mevcut. Ve biraz daha cam lazım. O kolay. Öncelikle bunun altını kazıyoruz. Tabii bunun çevresini İşte bundan bu yüzden nefret ediyorum. Çok fazla kazıyor.
Bunun içerisinde bir sadece canım istediği için Rockwool'la kaplayacağım. Bunu neden böyle söyledim bilmiyorum. Fakat bu geçici bir şey. Bunun zeminini sonradan değiştireceğim. Thorncraft'ın kendi eklediği bir inşaat malzemesiyle yapacağım. Evet. Bunun içine lav koymanız gerekiyordu. Demin de söylediğim gibi. 208 Accumulator'ımızı yerleştirmeye hazırlanalım. Ve tabii doğal olarak bize su lazım olacak. Önce uyuyalım. Evet, Accumulator'ımızı koyduk ve kendisi bir adet Liquid Duct verdik. Şimdi bir adet Guildcraft Tank'ı. Gördüğünüz gibi bunun için su dolduruyor. Bunu yapmamın sebebi normalde bunu herhangi bir sınırsız su kaynağından doldurduğunuz suyla da doldurabilirsiniz. Ancak buradan da doldurabilirsiniz ve golemler buradan da dolu. Ve golemler de buradan doldurabiliyor. Evet, otomatik edebiliyorsunuz golemlerle bunu. Aslında bir şey yapasım geldi de su kaynaklarından birini taşımam gerekecek. Ama boşver böyle iyi. Sonrasını yeri dekore ettiğimi de düşünürüm. Neyse. Şimdi şu arkadaşa gelelim. Öncelikle bunu alalım. Hatırlarsanız Nitor 4 Ignis, 6 Lux, 4 Potentia istiyordu. Bu arada suyun kabardığını görüyorsunuz. Bu içine bir şey atılabilir durumda. Bu 2 Ignis 2 Potentia içeriyor. Bu 3 Lux içeriyor ancak bir de Wisdom içeriyor. Fakat artık bu böyle bir sembolle içeriyor. O zaman 2 Glowstone 2 ve wand'ımıza saklıyoruz. Elimize bir adet Nitor geçti. Nitor ne diye soracak olursanız Nitor basit olarak bir ışık kaynağı. Onun dışında bazı recipe'ler için gerekli bir şey. Ve şimdi ben ne yapacağım? Birkaç tane birden yapacağım. Tabii inventörümde yer yok. Bu odanın ışıklandırması bununla yapılacaktı. Büyüyle alakalı bir odada odayı neyle ışıklandırırsın? Büyüyle. Azıcık inventörümü boşalsam güzel olur. Ekmek sen git. Sizler gidin. Tavuk sen git. Clay sen kal. Evet. Bunun dışında bize evet. Ve bu şekilde odamızı ışıklandırıyoruz. Ayrıca son güncellemeleri almış biri, yani Mighty Quake'in son güncellemelerine dikkat ederseniz şu güzel menü var. Hoşuma gitti. Bir deneyeyim dedim. Ve son bir tane daha yapalım. Bu arada aynı anda kabarmaya başlamamıştı. Kabarmaya başlamadan önce atarsınız eğer böyle oluyor. Tıtım. Yalnız Ember'la bir render sorunu var. O zaman ne yapalım? Altımıza koyalım. Bence gayet güzel oldu.
Evet, gerçi şunları ileride taşımam da gerekecek. Evet. Şimdi araştırmalarınızla biraz daha devam edelim. Sıradaki araştırmam için biraz kobalt alacağım. Alimentum. Henüz açıklaması yok. Gördüğünüz gibi açıklaması. Bu Fractus, Potentia ve Ignis içeriyor. Alimentum'a bakıyoruz. Fractus, 6 Ignis, 6 Potentia. Hemen bir tane craft edelim. Pardon, kaçtın sen? 3, 6, 6. 3 kobalt. 3 kobalt. Ve tabii bunları burada unuttum. Evet. Evet. Ve wand'ımızı elimize alalım. Bu gördüğünüz gibi gayet güzel bir enerji kaynağı alıyor. Ama bunun dışında sakın ama sakın bunu evinize yakın bir yerde sağ tıklayarak atmayın. Çünkü bu. Patlayıcı bir şey. Bunun dışında diğer araştırmalarımıza geçiyoruz. Ve demirle alakalı bir araştırma yapacaksınız eğer. Nugget'a çevirin. Iron'larınızı. Iron 8 tane içeriyorken bir tane nugget. Neden göstermiyorsun? Sana kaldırıldı mı o? Kaldırılmış. Yeni sürümde. Yazık oldu. Project Table'da yapsam çok daha mantıklı olurdu da tembelliğime verin. Neyse. Transmutation. Gele gele bugün geldi. Benim istediğim bu değildi. Transmutation için en mantıklı seçenek altın. Yani Iron'dansa altın tercih edin. Çünkü şu sembolü de içeriyor ve ve şimdi şu arkadaşları neden depoladığımı göreceksiniz. Bu neydi? Şunda falan mı bir şey var? Bak bu ilginç bir uyarıydı. The air around you. Tomcraft'ın bir uyarısı galiba bu. İlginç. Neyse. Gördüğünüz gibi şu sembolü içeriyor. Ve Basic Transmutation. Basic Transmutation'da Gold Nugget elde edebiliyorsunuz. Ve Basic Alkemi'yi tamamladık. Ve şimdi bize bunu garantilemek için bir şey yapacağım. Aradığım şey değil. Sen. Transmutation'ı keşfettik istemeden. Pardon. Tamamlamamışız. Ah.
Bu benim hatam. Neyse. Ve teen aslında sihir için daha güzel bir kaynak mevcut. Ve onlar buradalar. Evet. Ve düşürmek zorundaydım, değil mi? Sen ne istiyordum onu unuttum. Seni şimdilik boş verelim. İlla onu araştıracaksın. Tom Mütür'ün ne istediğini unuttum gel. Hani. Transportation istiyor mu? Vizim istiyor olabilir. İstemiyormuş. Hemen onun ne istediğini hatırlamaya çalışalım. Bunun dışında bunlar da Zycraft. Zycraft orları da semboller içeriyor. Yani bunları da kullanabilirsiniz. Benim inventory bildiğiniz hayvan gibi doldu. Hayır. Ne istiyor olabilirsin? Ne istiyordu? Bunu hatırlamaya çalışıyorum. Neyse. Hemen geliyorum. Evet, şu an elimde olmayan bir olan bir şey istiyor olabilir. Şu kurkanyarımızın hepsini kullanmamaya dikkat edelim. Üç tanesi kalsın ve bunları yakında ekelim. No. So close. Mesela bunları ekelim biz. Evimizin şu tarafında bir su kaynağı olacaktı. Neden uzun yoldan dolandım ben? Biri bana bunu açıklasın. Çin'i mi istiyormuş? Bir de şey %80'i geç %75'i geçtiğinizde istediği tüm her şeyi gösterir. Bir saniye maçın ama neydi vardı? Tabii ki de Redstone'da. Bize Knowledge kaldı bir tek. Knowledge'ı elde edebileceğiniz başka bir şey var mı? Bakalım hemen. Knowledge. Bunu riske atacağım.
Stress sonu oraya niye koydum ben? Evet. Soul Momentum. Buna bakıyoruz. Bu şekilde craft ediliyor. Ve bunun içinde. Çevredeki auraların nerede olduğunu görmemizi sağlıyor. Ve şimdi bakalım. Sen kesin bunu istiyorsundur. Kağıdımız yok. Tabii ki de kağıdımız yok. Ama kağıt üretmek için başka bir yolumuz vardı. Pepper, Wooden Chips. İşe yarayacak. İşe yarayacaksınız. Bir saniye. Wooden Chips'ler nasıl elde ediliyor? Pulverizer'da. Fabric, Fabric. Bunun dışında Magic. Ve bunu elde edebileceğimiz güzel bir kaynak var. Ve gene neyse ki Wood kullanıyor. Table'lar. Evet. Ve elimize Enchanted Fabric geçti. Ayrıca bununla birkaç ilginç şey yapabiliyoruz ve şimdi sıradaki neydi? Ah, artık Rob yapabiliyoruz. Ama Rob umurumda değil. Rob'u sonra hesaplayalım. Muhtemelen Gunpowder keşfettim şu an. Muhtemelen. Evet, Gunpowder. Şimdi Gunpowder ile ilgilenmiyorum. Bana ne lazım? Metalon. Iron Transmutation. Gele gele bu mu geldi? Yani Iron Transmutation kolay. Iron Transmutation. Ama benim asıl aradığım şey şu. Bunun için Magic. Şaka mısın sen? Neyse. Ve diğeri zırh. Zırh elde edebileceğimiz kaynaklardan bir tanesi nedir? Delilerimizi heba edeceğiz. Bunun dışında eski zırhlarımdan var mı hiç? Var. Başka var mı? Eski zırhlarımı bu yüzden saklıyordum ben de. Neredeler şu an? Bir parçasını saklamışım sadece. Şimdi senle nasıl ilgileneceğiz? Eski zırh parçalarından biri burada olacaktı. Yok galiba. Kötü oldu ya. Azıcık daha bakınalım. Şuna bakalım. Burada ne işi var? Gidip bir parça daha craft edeceğiz ve şanslı olduğumuzu umacağız.
Ah, so nihayet. Aradığım şey çık. Tamam. Aradığım şey buydu. Ve tabii bize biraz daha metalim lazım. Aslında dur, güzel bir metalim kaynağımız var. Ve tomium. Artık bunu yapabiliyoruz. Evet, tomium'la yapabileceğimiz bazı aletleri de görüyorsunuz. Yuhu. Bir saniye, ben Blaze Root'larım. Ha tamam, harcamamışım hepsini. Ve tabii ki de kağıdım yok. Tabii ki de. Ancak şöyle bir şeyim var. Şu son araştırmayı da yapıp size, yani geri kalanını size bırakacağım. Gunpowder çıkmak zorunda mısın? Boş ver. Neyse. Geri kalanı ben size bırakıyorum. Tabii bir tane araştırmayı size göstereceğim. Şu. Ya da göstermeyebilirim. Göstereceğim ama. Neyse. Köfte eski köftenin günler. İyi eğlenceler.